Dolayısıyla onu daha havalı, daha spor, daha fiziksel görüntüsüne uygun bir saç modeli. Yani benim gibi aslında omuzları geniş bir kadın kısa saç kullanırsa daha da geniş görünür. Aynen öyle. Her şeyin evet zıttı var yani uygun yapmak lazım. Peki biz kadınlar genelde uzun saçı çok severiz. Çoğunlukla da uzun saç kullanır kadınlar. Bu doğru mudur? Mutlaka bir kesim olmalı mıdır? Ne kadar sürede bir kesim olmalıdır? Yani 2 ay, 3 ayda bir saçın kırıklığını aldırmak lazım. Ya da eğer saçımız ince telliyse, başımız basılıyorsa, yüzümüzü kötü gösteriyorsa uzun saçı işte spor katlarla birazcık daha hacimli, daha şişko gösterebiliriz. Ya da işte yüzü topluysa ona göre incelterek kesilebilir. Yani hep doğru olan şeyi yapmak lazım ki çünkü insanın stili kendisini gösteriyor. Dolayısıyla yanlış yapıldığında kendinden farklı bir şey gözüküyor. Tabii. Evet. Peki şu arkamızda duran panoda da gösterebilir miyiz? Tabii ki bu bir çizim ve çizimdeki saç modelleri hep aynı. Fakat işte yüz tiplerine göre aslında buradaki saç uzunluğu veya şekli şu olmalıydı diye birkaç örnek de buradan verebilir misiniz size? Verebilirim. Mesela yuvarlak dökülen yüzlerde çok böyle yapışkan bir saç olmaması lazım. Yani birazcık daha öne doğru geldiğinde şuradaki genişliği inceltecek. O zaman yüzü daha ince. Yani yüze yüz doğru kesin. Evet birazcık saç daha yüze doğru olduğunda buradaki şişkinlik daha aşağı doğru inecek. Atıyorum eğer zayıf bir yüz hattımız varsa onu saçı yapıştırdığımızda daha da küçülteceğiz. Dolayısıyla birazcık dışa doğru aslında birazcık şey gösterdiğimiz modeller doğru görüntüde şu anda hemen hemen. Dışa doğru verdiğimizde bu sefer yüzü açmış oluyoruz. Yani o küçüklüğünü genişletmiş oluyoruz. Bu tarz kesimlerde de çok yapıştırdığımızda aynı şekilde köşeleri yüzün daha sert gözüküyor. Biraz daha yumuşatarak daha modern gözükmesini sağlıyor. Elmas suratlarda da özellikle mesela alnın açıklığı varsa kahkül çok keskin bir ifade veriyor. Daha spor görünmesini sağlıyor. Olmalıdır mı evet, yani? Evet olmalıdır. Şeyde, elmas tipi yüz hattında evet, kahkül olsa aynen, iyi olur. Aynen öyle. Gözler daha çok ortaya çıkar. Yüz hatlarına daha uygun. Kalp dediğimiz herhalde alında böyle bir şey. Evet yani alında birazcık daha genişlik. Genişlik diyelim. Onda da yani en önemli şey ayırdığımız bölge. Mesela saçımızı genelde bu tarafa ayırıyoruz. Ya da işte ortadan kullanıyoruz. Genelde yandan kullandığında yüz şeklini daha uygun olacaktır. Yani ortadan olduğunda şu çıkıntıları daha çok ortaya çıkartıyor. Oval suratlar daha şanslı. Şanslı? Evet bana göre şanslı. Neden? Bazı kesim modelinde fazla şansı olmuyor kişinin. Ama oval suratlarda birçok kaldırabiliyor. Aynen kısa da kullanabiliyor, uzun da kullanabiliyor. Sadece birazcık yüzünde dökülen küçük küçük saçlar muhakkak olması lazım. Toplarken de açık bıraktığında da. Peki sizce benim boyun uzunluğum, yüz şeklim ve kafa yapım itibariyle nasıl bir saç kullanmam gerekir? İmaj değiştirmekle mi ilgili yoksa şu anki... anki haliniz iyi diyorsanız oradan devam edeceğim. yani zaten ben siz bildiğim bir oyuncusunuz, sanatçısınız, sunucusunuz. Severek takip ediyorum. Teşekkür ederim. Ben birazcık daha mesela bebek kumralı bir saçınız olsun. Hani birazcık kumralı değil mi? Evet. Daha bebek kumralı saçlar size çok daha iyi gösteriyor. Peki ben bir kesim yaptırsam sizce bana ne tür bir kesim uygun olur? O kısa. Bilmem öyle bir şey olabilir mi hayatımda bilemiyorum ama yani kısaysa da ne kadar kısa olmak. Belli ki bu kadar olmamalı omuzlarım geniş olduğu için. Şöyle yani omuzları genişte hiç kullanmayacak diye bir şey yok. Birazcık yüzü baza aldığımızda kullanabiliriz. O esnetilebilir. Ama ben sizin yerinizde olsam mesela şu alanda yani göğüs hizasında hareketli biraz daha şişko yani basık olan kesimler katlı değil. Gibi mi? Evet ama böyle aşırı katlı değil. Sadece biraz daha volümlü şişko şişko duracak. Şişko? Saç şişko değil mi? Volümlü. Şişko ne? Daha volümlü modeller kullanmamız lazım. Çünkü bizim çift yüz dediğimiz olay var. Yani iç yüz ve dış yüz. Kadınların ve kuaför arkadaşların bunu çok iyi bilmesi lazım. Eğer iç yüzümüz küçükse iç yüzümüz küçük olduğunda biz bir de öne doğru saç atarsak yüzü iyice küçültüyoruz. Ne yapmamız lazım yüzümüz, iç yüzümüz küçükse?
biraz dışa doğru kullanmamız lazım ki yüzü açmamız lazım. Yani genel olarak erkeklerin de bayanların da yüzlerinin sağ ve solunda birazcık farklılıklar vardı. Mesela kaşı birazcık daha düşüktü, bir tanesi kalkıktı. Selfie bile çekilirken burada mı çekilsem, burada mı çekilsem diye bakıyoruz. Eğer kaşımız, diyelim ki bu tarafı birazcık düşük, ne yapmamız lazım? Saçı bu tarafa ayırmamız lazım. Enerjiyi yukarı doğru çekip burayla dengelememiz lazım. Yani saçımızı ayırma şeklimiz bile çok önemli. Fark ediyor. Evet. Peki bugün bize, seyircilerimize nasıl bir model göstereceksiniz? Şimdi başta da anlattığım gibi hanımefendi de düşündüğüm şey birazcık omuzlarını açmak ve boynunu birazcık yüksek yapmak. Böyle bir kesime zaten hazır mısınız? Evet, zaten daha da uzunmuş, kestirmiş. Oo. Güzel bir değişim bekliyorsunuz. Aynen, yani harika. Spor, hacimli bir saç keseceğim. Yaşına da uygun. Peki. Günlük hayatında da kolaylıkla kullanabileceği bir model olacak. Daha havalı duracak. Peki görelim o zaman. Tamam. Biraz bu yazın trendlerinden bahseder misiniz? Bu yazın mesela genelde ben trendlere çok karşıyım. Yani insanlara ne yakışıyorsa bana göre olması lazım. Ama genelde bebek kumralı ve işte bebek sarılı uçlarında dediğim gibi birazcık bu sene hareketli ve şişko, hacimli saçlar var. Kesiyorum hareketli ve şişko. Bu kadar gitti. Yani neymiş? Başkasında beğendiğiniz herhangi bir saç modeli, kaş modeli. Aynen. Yani. Siz de aynı şekilde durmayabilir. Tabii. Israrcı olmayınız. Kuaförünüzü, makyajınızı dinleyiniz bu konuda. Evet, aynen öyle. Zira hüsrana uğrama ihtimaliniz yüksek olabilir. Tabii canım. Yani kıyafetle mesela atıyorum bazı yerlerimizi daha ince gösteriyoruz. Bazı yerlerimizi biraz daha geniş gösteriyoruz. Bunun için renkler kullanıyoruz. Siyah kullanıyoruz, inceltiyoruz. Açık kullanıyoruz, genişletiyoruz. Saçta da bazen renkte bile mesela işte yüzü topluysa şu alt kısımlarına birazcık açık renkler yapıp burayı yumuşatıyoruz. Üstünü koyu kullanıyoruz. Hem kesimde hem renkte uyumlu olması lazım. Yani giyde kıyafete kadar aslında öyle. Ama ben çok doğal saçlar seviyorum. Çok yapılı saçlar sevmiyorum. Yani kendi dalgası gibi. Yani doğal, özgür saçlar seviyorum. Çok belli oluyor şu an. Yani. İki makasat, bir de tarak. Üzerine güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Kuaförüm sensin, sensin. Kuaförüm sensin.